Komik Adam'dan herkese selamlar. Yine bir nadirkitap.com alışverişiyle karşınızdayım. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Evet, bu seferki alışverişimi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İnat Sahaf'tan yaptım. Bir günde çok hızlı bir şekilde geldiğini söylemeliyim. Dün öğlen saatlerinde sipariş verdim. Akşam kargolamışlar. Ertesi gün yine öğlen saatlerinde paket elime ulaştı. Hızı gerçekten güzel ama sanıyorum herhangi bir kartona koymamışlar. Yani ciltler açık bir şekilde poşette duruyor. Umarım kötü bir sürprizle karşılaşmam. Evet, dediğim gibi hiçbir kartona koymamışlar. Sadece poşete sarıp yollamışlar. Evet, poşeti çıkarttım ve çizgi romanlara kavuştum. Tek tek bakmadan önce şunları söyleyeyim. Nadir Kitap'ta dediğim gibi bir kondisyon değerlendirme sistemi var. 5 adet yıldız veriyorsunuz. İşte çok iyi, iyi, orta, kötü, en kötü gibi herhalde bilmiyorum. Ben genelde çok iyi, hatta bazen iyi olanları alıyorum. İnat Sahaf'ta buradaki aldığım her şeyi istisnasız çok iyi demiş. O şekilde derecelendirmiş. Umarım dedikleri gibidir. İlk cildimiz Türkçe bir cilt. Thor'un Marmara çizgiden çıkan Marvel Now dönemi serisinden Tanrı Kasabı. Kondisyon gerçekten güzel duruyor. Hani buna çok iyi denirmiş. İkinci el oldu. Biraz belli ama yine de güzel. Bu cildin baskısı yoktu. Fiyatını en son değinirim zaten. Normalde seriyi komple bitirmediği için Marmara çizgi uzun zamandır yaklaşmadığım bir seriydi ama Goodreads puanlarına bakıp iyi bir eser olduğunu öğrendiğim için almak istedim. İkinci eser de yine bir Türkçe cilt. Avengers Age of Ultron Çağı. Gerekli şeylerden çıkmıştı zamanında. Oldukça kalın bir cilt. Bunun köşeleri darbeli duruyor. Hani az önceki çok iyiyse buna da çok iyi demezdim ama yine de baskısı olmayan bir cilt için fiyatı da uygundu. Güzel duruyor. Bir sıkıntısı yok. Bunu da çıktığı zamandan beri biliyordum ama yani Goodreads puanları çok kötü olduğu için zamanında almamıştım. Baskısı yoktu. Uygun da fiyatlıydı. Artık alayım bari dedim. En azından okunacak bir şey olsun. Evet, Türkçeler bu iki ciltti. Gelelim İngilizcelere. Batman Dark Victory 0. sayı. Yani bunun da kondisyonu güzel duruyor. Sırt kısmı biraz zarar görmüş. Yani yorgun bir cilt. Zaten 20 yıldan fazla bir yaşı var herhalde. Ve Jeb Loeb ve Tim Sale ikilisinin Batman çizgi romanları gerçekten efsane. Bu da zaten Bitmeyen Cadılar Bayramı'nın devamının niteliğinde olan bir seriydi. Keşke Türkçe'ye çevrilseydi. Ben bu seriyi komple cilt halinde okumuştum. Bu 0. sayısında koleksiyonluk olarak almak istedim. Evet, güzel duruyor. Sıradaki fasikülümüz Fantastic Four The Legend Special Tribute Issue diye geçiyor. Bu Fantastic Four'un özel bir yıl dönüm sayısı galiba. Bu da fena değil. Yani İngilizce fasiküllerin çizgi roman dükkanındaki gibi tek tek naylonda gelmesini isterdim ama neticede sahaf dükkanından alıyoruz. Bu kadar hassas olmuyorlar. Bu bayağı eski bir fasikül galiba. Şöyle önemli Fantastic Four kahramanlarının bilgileri yazıyor. Tabii ki Fantastic Four deyince Galactus olmazsa olmaz. Başka neler varmış? En baştan beri çıkan Fantastic Four sayılarının şöyle bir zaman çizgisi halinde görünümü var. Yani güzel. Fantastic Four sevenler için güzel bir koleksiyon sayısı olmuş. Ama herhangi bir hikaye de yok içinde. Evet, gelelim asıl alışveriş yapma sebebim olan bu cilde. Aquaman by Peter David Book 1. Önce kondisyonuna bakayım. Yani iyi duruyor, evet. Gerçekten iyi. Bu cildi almamın asıl sebebi fiyatı. Yani 30 dolarlık bir cildi gerçekten çok çok uygun aldım.
bu 90'lara ait Aquaman serisinin toplamının ilk cildi diyebilirim. Aquaman pek okumuyorum ama gerçekten bu fiyata İngilizce bir cildi kaçırmak istemedim. Oldukça güzel duruyor. Evet, son İngilizce sayımız ise Mighty Thor ilk sayının 3D versiyonu diyeyim. Açılmamış galiba. Evet. Evet, açılmamış. Açılmamış bu sayı gerçekten. Şaşırdım yani. Buna da çok iyi diyordu. Ben çok iyi dediği için herhalde ikinci eldir sanıyordum. Evet, bu da Marvel'ın ara ara çıkarttığı böyle 3D gözlüklü sayılardan. Bizim şu Türkçe Thor'u aldıktan sonra dedim Thor'a bir giriş yapayım. Bu sayıyı da aldım. Zaten She Thor ya da Lady Thor diyebileceğimiz Jane Foster'ı görüyoruz kapakta. Yakın zamanda yine Disney'de bunun dizisini yapacak. Bu sayı madem açılmamış, ben de şu durumda bir açıp içine bakmayayım. Öyle bir dursun şimdilik. Evet, ilk bakışını attığımız alışverişim bu şekildeydi. Fiyatlarından bahsedecek olursam da önce Türkçelerden bahsedeyim. Şayet Age of Ultron baskısı devam etseydi 85 liralık bir etiket fiyatına sahip olacakmış. Gerekli şeylerden baktım. Ben bunu 30 liraya aldım. Thor'un ilk cildi ise yine baskısı olmayan bir ciltlerdeydi. Bunun da Marmara çizgiden fiyatına baktım. Şayet bu da baskısı devam etseydi 60 liralık bir fiyata satılacaktı. Ben bunu 50 liraya aldım. Özellikle bu cilt için güzel bir fiyat, çünkü internetten gezip baktığımda çok daha fahiş fiyatları satılıyor. O yüzden Türkçelerin fiyatlarından gerçekten memnunum. İngilizce fasiküllerin fiyatlarını söyleyecek olursam da İnat Sağ bunların dolar fiyatına baz almadan her birine 35 lira demiş. Şu Dark Victory ile Fantastic Four sayısı oldukça eski. Ona rağmen 35 lira olması güzel fiyat. Aralarında bu Thor sayısı güncel. 2019'da çıkmıştı. Yani 8 dolarlık bir fiyatı var. Ona rağmen 35 liraya satmaları gerçekten güzel. Asıl güzel şey ise bu 30 dolarlık Aquaman cildinin 55 liraya satmaları. Yani gerçekten güncel kurla çarpınca böyle %85-86'lık bir indirim diyebilirim. Ben bunları aldığımda kur 13.45 liraydı. Hani bunu 30 dolardan alsanız bu kurla 400 lirayı falan geçiyordu galiba. O yönden gerçekten güzel oldu. Tüm bunları, fiyatlarını söyledikten sonra indirimini uyarlamış olursam da yine bir %68'lik indirim oluyor. Yani %70'e yakın bir indirimle almış oluyorum. O yüzden gerçekten fiyat ve performans olarak çok memnunum. Ciltlerin kondisyonları da iyi gelmiş. Sadece tek sıkıntısı en azından kolye koymasalar bile böyle karton parçasına sarıp daha korunaklı hale getirebilirlerdi. Neyse ki zarar görmemiş. O yüzden Nadir'deki inat sahibi da beğendim diyebilirim. Sonraki alışverişlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.